Olaya bakın. Bir, hocam söyledi. Çok da doğru söyledi. Lübnan'da, Beyrut'ta, yani bir ülkenin başkentinde, bir ülkenin başkentine bir saldırı yaptığınız zaman bunun aslında bir savaş sebebidir. Normal şartlarda, değil mi? Allah muhafaza. Tabii. Ankara'ya gelecek birisi operasyon çekecek ve bileceğim onu ben. Sonra biz bunu, ben sana gösteririm, böyle bir şey yok. Savaş sebebidir. Bir ülkenin başkenti de operasyon. Kime karşı? Salih el-Aruri. Hamas'ın önemli liderlerinden bir tanesi. Aynı zamanda da Kassam Tugaylarının yapılanmasındaki en önemli kişilerden bir tanesi. Tamam. Nerede? Lübnan'da. Hangi şehir? Beyrut. Neresinde? Çok doğruydu. Kalesi dediğimiz Hizbullah'ın mahallede. kalesinde ve Hizbullah'ın yaklaşık 100 bin milisinin Ya, bulunduğu yerde. bulunduğu yerde Bir ya. daha 100 bin Evet. silahlı milisin barındığı yerde. Dahiye Şimdi meşhurdur. bunu tuttuk, köşeye koyduk. Ama Şimdi drone'la yapılmış şey tabii saldırı. bakın oraya da geleceğim. Orayı anlatacağım şimdi. Ha tamam, o zaman orayı baştan söyleyeyim. Yıl 2020. Nasrallah bir açıklama yaptı. Nasrallah diyor ki eğer diyor bir tane, tek bir tane Yahudi İsrail drone'u görürsek hiç tanımaz indiririz. Buraya giremezsiniz diyor. Bakın drone diyor. Söyleyen Nasrallah. Hizbullah diyor ki ben diyor savaşıyorum diyor. Doğru. O sürekli savaşıyor. Zaten gerçek manada o bölgede iki ülke zaten imzalamamış. Yani olan savaş halinde, birisi Suriye, Golan Tepeleri, Lübnan. Orada bir tek barış imzalayan Ürdün var. Normalde yıllardır, onlarca yıldır durum bu. Nasrallah teyit etmiş. Diyor ki 2020'de tek bir tane İsrail drone'u görürsem havada bir şey indiririm aşağı. Tamam, bunu koyduk. Şimdi bu devam ediyor. Bir anda bir bakıyoruz. Türkiye'de Mossad'a karşı Mossad ajanları yakalanıyor. Mossad çalışmaları var. Yakalanıyor 35 tane Mossad Evet, ajanı. onu da detaylı olarak Tabii birazdan gireceğiz. ona ayrı girersiniz. Evet. Ben şimdi bir kronoloji takip ediyorum. Ve çok iç içe konular Tabii zaten. tabii. Buyurun tabii. Şimdi Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesinde Hamas'ın liderlerinden bir tanesini suikast. Türkiye'de Mossad ajanlara karşı 46 operasyon. ajan gözaltı. Tak. Kasım Süleymani mezarının yakında, bakın İki patlı. Hizbullah'ın da öncelediği bir şey yani, çünkü o şehit onlara göre. Orada o mezarda işte 180 kaça indi, işte 80'e mi indi? 84'e indi en son. Oluyor. Bilmiyorum son rakam. Bak daha olay bitmiyor. Bu denkleminizi biraz zor çözersiniz komutanım, o da şu. Aynı anda Sayın Cumhurbaşkanımız hemen sonrasında İran Cumhurbaşkanı reisi arıyor. Normalde aramayacaktı. Neden arıyor? Yani aramayacak derken tabii ki taziye için arıyor da, reisinin önümüzdeki günlerde Türkiye'de olacağı. Bugün gelecekti. İptal oldu. Bugün Bugün tamam geliyordu. geliyor. Bakın reisi gelemiyor. Ülkede bir patlama. Arkasından bu. Sonra bu bitmiyor. Türkiye'ye kim geliyor? Lincoln. Blinken geliyor. Cumartesi Ne geliyor. oluyor? Bizim oğlanlar ne oldu diye geliyor. Bizim çocuklar ne oldu bu acaba? Çocukları yakaladılar mı? Bizim elemanlarımızı yakaladılar mı diye geliyor.